Evlerin yakışıkları, televizyonun aşıkları, çok değerli GTV izleyenlerimiz. Bir Gönlümce Geziyorum programında gene beraberiz. Efendim bugün Merkez Efendi Halk Eğitim'deyiz. Merkez Efendi Halk Eğitim Merkezi'nde bize bu güzel yeri açan müdürümüze ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz Ege TV olarak. Bugün çok güzel konuklarımız var. Merkez Efendi'nin çalışmalarını ele alacağız. Halk Eğitim'in çalışmalarını ele alacağız. Ve kendisi Ankara'da ikamet eden çok değerli resim ve karikatür sanatçımız Hakkı Uslu da bugün aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve önce konuklarımızı bir tanıyalım. Efendim Hakkı Uslu Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Tekrar bugün, buluştuk, görüştük. Evet, bugün iyi bir tesadüf oldu. Evet. Biz de burada Halk Eğitim Merkezi'nde bir program yapalım diyorduk. Siz de sanatla uğraştığınız için bizim davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, lütfettiniz. Halk Eğitim Merkezimizde olmak güzel, memlekette olmak güzel zaten. Evet. Sayın Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Ege TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bir önce konuklarımızı tanıyalım. Tekrar sohbetimize devam edelim. Tabii ki. Efendim Halk Eğitim Müdürümüz Turan Genç. Efendim kendisi de soy ismi gibi genç ve dinamik. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz müdürüm. Bizi buraya davet ettiğin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bu yeni binanızda. Açmış olduğumuz kurslara katılım sağlayan kursiyerlerimiz sayesinde halk eğitim merkezlerimiz yoğun bir katılım sağlıyor. Şimdi madem konu açılmışken devam edelim. Sanatçı arkadaşlarımızı da muhakkak tanıyacağız ama çalışmalarınız nasıl gidiyor müdürüm? Ne üzerine eğitim veriyorsunuz? Adı üstünde halk eğitim, yani halka eğitim veriyorsunuz. Doğru mudur? Evet, doğrudur. 995 tane Türkiye genelinde halk eğitim merkezleri bulunmaktadır. Her ilçede en az bir tane halk eğitim merkezi bulunur. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bakanlığımıza bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı 995 tane halk eğitimi 7'den 77'ye tüm kursiyeler, tüm vatandaşlarımıza biraz önce söylemiş olduğum 3645 kursun talepler doğrultusunda en az 12 kursiyer olmak kaydı ile kurslarımızı açıyoruz. Tabii pandemi süreci hem dünyayı hem ülkemizi yoğun bir şekilde etkiledi. Kursiyer sayımız, kurslarımız bu süre içerisinde ne kadar azalsa da şu an itibariyle kurslarımız açık. Tüm kursiyerimizi baştan söyleyelim. Bekliyoruz. Şimdi müdürüm biraz önce çıkarken gördüm. Dersleriniz devam ediyor. Evet, okullarımız tabii pandemi sürecinde uzaktan eğitim çalışmasına devam etse de biz 17 Mayıs itibariyle kurslarımıza başladık. Devam ediyoruz. Gelen talimatlar doğrultusunda sağlık koşulları, özellikle maske, mesafe, temizlik ve hijyen şartlarını sağladıktan sonra hizmet anlamında kursiyerlerimize kurslarımızı devam ettiriyoruz. Peki müdürüm, şey soracağım, hani en çok talep hangi şey üzerine oluyor? Mesela burada ne tür eğitimler veriyorsunuz? Evet, şimdi Merkez Efendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz yeni binasıyla Kasım ayı itibariyle biz taşınmış. Tabii yeni bir bina burası. Tabii yeni bir binamız. Tabii bu arada yeni binamızın yapımında özellikle emekli olan il müdürümüz Mahmut Oğuz il müdürümüze ayrı bir teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Şu anki müdürümüz Süleyman Ekici il müdürümüze de ayrı bir teşekkür ederiz. Valimize, kaymakamımıza katkılar olan herkese çok teşekkür ederiz. Evet. Belediye başkanlarımıza. Bu süre zarf içerisinde taşıma bittikten sonra kurslarımız yoğun bir şekilde talep oldu. En çok el sanatları kurslarımız burada artı bir şekilde devam ediyor. Bakmış olduğumuz zaman mesleki alanda İşkur'la birlikte açmış olduğumuz kurslar, yiyecek içecek hizmetleri alanında aşçılık kursu, pastacılık kursu ve bu kursu bitirip de iş ortamında istihdam sağlamak konusunda katma değer katkı konusunda büyük katkı sağlıyor. Kursiyerlerimiz hem kendi aile bütçelerine hem de ülkemize katkı sağlamış oluyor. Bu şekilde birçok kursumuz devam ediyor.
Şimdi burada kursu da başarıyla bitirenlere bir belge, bir diploma veriliyor mu? Evet. Şimdi biten kurslarımızın süreleri zaten farklıdır. 3645 kurs içerisinde 12 kişi toplandıktan sonra belli süre zarfı içerisinde kurslarımız bitiyor. 12 kişi oldu mu istedikleri bir meslek grubunu açabiliyorsunuz. Açabiliyoruz. Yani. Tabii bu kursu nerede açıyoruz? Sadece Merkez Efendi Halk Eğitim Merkezi binasına değil, kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, derneklerde, vakıflarda, okullarda, vakıflarda ve eğitim ortamı hazır olan her yerde biz bu kursları talepler doğrultusunda açabiliyoruz. Öğretmen temin ediyorsunuz. Doğrudur. Şu an için zaten 450 tane usta öğreticimiz, dış kadroluyla birlikte 200 tane öğretmenimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Peki müdürüm, şu anda kaç tane kurs yeriniz var? Tabii pandemiden önceki rakamı söyleyeyim. Merkez Efendi sınırları içerisinde Merkez Efendi'nin 320 bin nüfusu var. Bakmış olduğumuz zaman yaklaşık 10-15 ile bedel bir nüfus. 320 bin nüfusun içerisinde 60 bine yakın geçen dönemde kursiyerimiz oldu. Bu büyük bir rakam. Biz bunu daha da artırmak için uğraşıyoruz. Tabii pandemi süreci bizi de etkiledi. Kursiyerimiz yarı yarıya düştü şu an için. Evet. Peki müdürüm, çok teşekkür ediyorum bu biz bilgileri verdiğin için. Şimdi sanatçı dostlarımızı da bir tanıyalım. Efendim şimdi Tevfik Yusmak hocam. Kendisi ney eğitmeni ve ney de kendiniz yapıyorsunuz galiba. Evet. Ney öğretmeniyim Merkez Efendi Halk Eğitimi. Peki sizi kısaca tanıyalım mı? Benim ismim Tevfik Yusmak. Öğretmenim. Merkez Efendi Halk Eğitimi'nde ney hocasıyım. Aynı zamanda trafik hocasıyım. Halı desenatörüyüm. Üç tane branşım var. Neyi galiba kendiniz yapıyorsunuz? Neyi kendim yapıyorum. Öğretmen olduktan sonra konservatuvarda okudum akşam bölümünde. Orada hem neyi üflemeyi öğrendim hem neyi yapmayı öğrendim. Sonra bu işi meslek olarak devam ettiriyoruz. Meslek olarak devam ettiriyoruz. Peki bu ney neyle yapılır? Hangi ağaçtan yapılır? Bu ağaç mıdır? Nedir yani? Bu ağaç değildir. Ağaç kargıdır. Ağaç gibi duruyor ama kargıdır. Özel bir kargıdır. Bizim Ege bölgesindeki kargılardan değildir. Genelde Hatay Samandağ kargısıdır. Boğumların arasının çok dar olması lazım. Hatay bölgesinde evet. Oluyor dediniz. En güzel ney kargısı Hatay, Suriye o taraflarda olur. Bir tane eğer elimdeki ney kargıysa, ney olacaksa bunun 9 boğumlu olması gerekiyor. 9 boğum. 9 boğum olma şartı var. 7, 8, 9 evet. Saydım 9. 9 boğum. Bunun tasavvuftaki manası da şudur. İnsanın dünyaya 9 ayda yolculuk yaptığının işaretidir. Evet. İnsanın gırtlağı da 9 boğumdur. Aynı insan gibidir. Bunun 7 tane perdesi var. Burada 6, 7. 7 de 7 kat gökten bahsediyor veya insanın tasavvufta kat etmesi gereken 7 kat mertebeden bahsediyor veya insana benziyor. 2, 4, 6, 7. Şimdi işin üstadları diyorlar ki ney kamili bir insan gibidir. Farklı bir şey. Şöyle baktığımız zaman hiçbir şey değil ama eğer güzel birisi üflerse çok şey. İnsanı çok alıp götürüyor zaten. Evet, şimdi şöyle Osman Bey. Şöyle bir neyimiz daha var. Bu da bakın 9 boğum olması gerekir. Şimdi böyle 3 boğumlu olsun falan dediğimiz zaman olmaz. Bu küçücük ney de 9'dur bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 9 olmazsa olmaz. Peki Tevfik Hocam bu ney çalgısı hangi ülkeye ait? Şimdi kazılarda M.Ö. 3000 yılında Mısır'da bulunuyor bu kazılarda ama bu neyin artık bu son haline bizim zamanımızda, Osmanlı zamanında alıyor orijinal bu halini. Bazı ülkelerde neyler var? Arızalı ses perdeleri yok. Sadece düz perde basıyor. O da batı tarzı müziklerini icra eder. Bizim müziklerimizi icra edemez. Evet. Çünkü arızalı ses bizde çoktur. Mesela bizim şu perdenin olduğu yerden 4 tane ses çıkar, arızasıyla beraber 8 tane çıkar. Bir perdenin olduğu yerden. Batı müziklerinde bu yoktur. Bu da bizim müziğimizin zenginliği. Bunun kargısı çok özel bir kargı. 40-50 milyon kargının içinden bir tane neyli kargı çıkar. O kadar zor mu? Zor. Peki hocam, bu da güzel anlattın. Şöyle bir ney dinletisi dinleyelim. Programın sonuna devam edelim. Evet. Thank you.
teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten insanı alıp götürüyor. Hocam burada kaç tane kurs yerin var şu an itibariyle pandemi döneminde? Şimdi akşam grubunda 30 kişi kayıtlı. Şu anda? Evet. İlgi nasıl? İlgi çok. Yani eskiden daha mı iyi yoksa? Eskiden daha iyi. Artık oturdu. Oturdu. Ney kursumuz? Halk eğitim. Merkez Efendi Halk Eğitim'de oturdu. Ne güzel. Yani biraz kendimizi pay çıkarıyormuş gibi oluyor, ayıp oluyor ama. Yok yok, ne güzel. Bayağı oturdu, bayağı talep çok. 30 tabii, 30 kaydımız var ama 30 da gelmiyor pandemiden dolayı. Bunun 12-13 tanesi geliyor. Evet. Öğrencilerimiz bayağı bir şeyler öğrendi artık. Çok teşekkür ederiz hocam. Birazdan yine bir ney dinletisi dinleriz inşallah. Efendim bağlama hocamız var, kabak kemani çalan burada müdür yardımcımız var. Ama önce bir onlara gelmeden önce Hakkı hocama söz vermek istiyorum. Şimdi Hakkı hocam. Yani seni yetişmek zor, yani sosyal medyadan takip edemiyorum, durmadan çiziyorsun ve sergiler açıyorsun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok teşekkürler, sağ olun. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Biz her zaman aynı yoğunlukta çalışıyorum zaten ben. Yoğun bir şekilde resim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Normalde Ankara'da. Evet. Kamu grubunda çalışıyorsun. Ben şu an Ankara'dayım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Uluslararası akademik bir dergisi var bakanlığımızın. Bilimsel bir yayın organıdır. Evet. Uluslararası indekslerce de taranır. Milli Eğitim Dergisi. O derginin baş editörü olarak görev yapıyorum. Normalde orada çalışıyorsunuz. Tabii Ankara'dayız. Yani 27-30 yıldır Ankara'dayız. Ama tabii ben ruhen hep Denizli'deyim. Ya onu zaten bedenen süper Ankara'dayız. Ankara'da olmak da böyle özel bir kurumda çalışmak da tabii ki bir şeref. Yani böyle güzel ülkemizin başkentinde çalışmak da çok güzel ama Denizli olmak da ayrı bir şeref. En son biz 2018 yılının ikinci yarısıydı. Biliyorsunuz bir o zaman yoğun görüşmüştük. Evet. Bir sergi dönemi yaşamıştık. Şeydeki Kızılcabölük Festivali'ndeki Kızılcabölük Festivali'yle başladı. Evet. Kızılcabölük'teki o tekstil, kültür, sanat ve moda festivali kapsamında bir sergi açmıştık malumunuz. Çok da ilgi görmüştü. Serginiz çok güzeldi o gün. İlkti galiba değil mi? İlkti yani. İlk sergini kendi köyünde, kendi mahallende yapmak nasıl bir duyguydu? Benim çok daha önce kişisel karikatür sergisi açtım. Yurt içi ve yurt dışı çok karma sergilere de katıldık ama ilk kişisel sulu boya resim sergisiydi. Evet. Onu da ben ilk olarak tabii planlanmış bir dizi çalışmaydı ama Kızılcabölük'ten başlamak istedim. Kendi doğduğum yerden, kendi büyüdüğüm köyden, topraklardan başlamak istedim. Çalışmalar da biraz ona dönüktü. Ve o sergiyi de şu an müze olan Kızılcabölük'teki Kültür Merkezi ve Tekstil Müzesi olarak kullanılan binada açmıştık ki orası da bizim okuduğumuz ilkokul. Evet. Yani ben ilkokulda okuduğum sınıfta. Sınıfın mıydı bir de o açtığın yer? Tabii o şimdi sınıflar işte öğretmenin sergi kimdi? Salonları oldu. Melahat Çağrıcı öğretmenimizdi. Ellerinden de öperim, hürmetlerimi arz ederim. Tabii bütün hocalarımızın da emeği vardır. Evet. Daha sonra işte oradan Tavas'taki Zeybekler Festivali vardı. 2018 Temmuz'da o bir orada bir sonaydı değil mi? Hayır. Yok, bir ay aynı sonra. Sezon. Aynı sezon. Doğru. Orada bir sergi açtık. Yani bunlar peş peşe sergiler ama ben hepsinde farklı eserlerimi sergiledim. Yani turne gibi yapmadım. Çünkü çok yoğun üretmeye çalışıyoruz. Daha sonra Turan Bahadır'daydık. 29 Ekim'le 10 Kasım arası tabii peş peşe. Ekim'in sonu Kasım'ın bilmiyorum Turan müdürüm de herhalde evet, halk eğitimine göre yapıyor. Görev yapıyordunuz. O Zeybek temalı bir sergiydi. Evet. Zeybek Festivali olduğu için Turan Bahadır da yine birçok karma eserimizden oluşan bir sergi açtık. Daha sonra Ankara'da 2018 Aralık'ta zaten ondan sonra seni yetişemedik. Evet. Pandemi olmasaydı artık Avrupa'ya da açılacaktık ama işte o projelerimiz ne yazık ki olmadı. 2018 Aralık'ta ben Next Level'da Ankara'da gene güzel bir sergi açmıştık. O zamanki programlarımızda konuştuk hatta hani sonraki yapacağımız çalışmaları. 2019'u hem süre gelen hem de yeni başlayacağım bir iki koleksiyon vardı. 2019'da onlara yoğunlaşıp 2020'de de yine önce üç büyük
şehrimizde. Denizli, Ankara ve İstanbul. Daha sonra da yurt dışında iki ülkede bir firmamızın sponsorluğunda yurt dışında iki ülkede kişisel sergimiz olacaktı. Yurt dışındaki bu sergileri de ben şöyle hayal etmiştim ve organize etmiştik. Oradaki Türk vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza yönelik. Tabii herkes sergiye katılabilir ama benim hedeflediğim kitle ve çalışmalarımı planladığım öyle bir düşünce vardı. Bunların görüşmelerini de yapmıştık. 2020 yılını bu şekilde geçirmeyi planlamıştık ama işte planlandığı gibi olmuyor. Ne yazık ki pandemi başlayınca bu yeni sergi projelerinin hepsini tamamen iptal ettik. İşte hani erteleyelim falan dediler. Şimdi süreç belli değil. Dolayısıyla bu sergilerimizi yapamadık. Ama resim yapmaya devam ama ediyoruz. Ama duruyor bir yerde değil mi? Tabii ki. Yani çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani zaten benim bugüne kadar sergi yapalım gibi bir amacım olmadı. Ya da şunu yapayım, bunu gerçekleştireyim gibi bir benim amacım resim yapmak, kültürümüze ait, kendi acizane, kendi elimizden geldiğince kayıt düşmek. Yani bu bir kişinin not alması gibi bir şeydir. Yani bir araştırmacı kültürüyle ilgili araştırmalar yapar. İşte müzisyen derlemeler yapar. Onda ne bileyim şey, ressam da resim çizer. Yani ben bazı sabitlemek istediğim, not düşmek istediğim şeyleri çiziyorum. Mutlaka bunlar bir gün bir yerde bir şekilde değerlenir. Amacımız bu. Tarihe kendi çapımızda not düşmek, kendi yeteneklerimiz ölçüsünde. Dolayısıyla çalışmaya her şart altında her zaman devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki hocam, bu kabiliyetini nasıl keşfettin? Yani şimdi bakıyorum abin kitap yazıyor, karikatür çiziyor, şiir evet. yazıyor. Bundan önceki gönlümce geziyorum programımızda. Evet. Gerçekten de çok güzel bir şiir yazmış. Ankara'daki Abdullah Tepe yerinde evet. biliyorsun. Öyle güzel seslendirmiş ki. Seslendirilme esnasında da beraber şey yaptık tabii biz de tanık olduk. Güzeldi. Şeyde de yazım aşamasında da. Evet. O da işte kültüre, tarihe bir ciddi Siz bir kayıp. Kabiliyetler nasıl oluyor? Nasıl sen bunu resim çizebildiğine keşfettin? Ya şimdi kabiliyetli miyim değil miyim onu bilmiyorum. Bunu söylemek bize de düşmez zaten ama bir şeyler yapabilme şeyimiz var, imkanımız var. Öyle söyleyeyim. Biz bu bir şans aslında. Hani sanatla uğraşabilmek, bir sanat eseri ortaya koyabilmek hangi dalda olursa olsun. Resim, müzik, tiyatro, sinema, bale evet. hiç fark etmez. Onu da zaman olursa biraz sonra değiniriz. Sanatla uğraşabilmek bir avantaj. Bizim ailede tabii böyle bir eğilim var. Var. Bu bir şans. Bunun için de Allah'a şükrediyoruz ve kendimizi borçlu hissettiğimiz için zaten gece gündüz üretmeye çalışıyoruz. Benim ilkokul yıllarında tabii abim o dönemde üniversitede okurken karikatür çizmeye başlıyor. Biz köydeyiz. İlkokula gidiyoruz. Hocam köydeyken de sen müzikle sanki böyle ilgilendiğin gibi müzikle geliyor. Müzikle de evet müzikle de ilgimiz oldu. Amatör olarak o amatör ama yani onu hala da. Gerçek amatörü güzel ya. Evet. O bir hobi olarak devam ediyor. Tabii resim çalışmalarını biraz daha profesyonelce yapmak zorunda kaldık. Öyle bir evet. Şey oldu. Hani ilkokullarda başlayan bir hevesti bu. Görerek başladık. Köyde tabii bununla ilgili aslına bakarsanız çok o dönemlerde imkan yoktu. Karikatür mesela. Karikatürü kim bilir köyde? Kimse bilmiyor. Ben de bilmiyordum ki. Abim karikatür çiziyor. İşte okuduğu dergileri o zaman tabii sadece internet yok, bilgisayar hiçbir şey yok. Bundan işte 30-40 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ankara'da okuyor. Mizah dergileri alıyor. Karikatürleri yayınlanıyor. O dergileri biriktirip yaz tatilinde anca gelebiliyor. Gelirken de bana getiriyor. O zaman görüyorsun sen. Tabii. Bir de Texas Tomix'ler falan biliyorsunuz. Onlar çok önemlidir aslında. Hepimizin kesinlikle. Kitap sevgisi kazanmasında falan. Şimdi onlar yaz tatilinde geliyor. Ben yaz tatilini işte dört gözle bekliyorum. Dergiler gelecek. Gelse de. Bana tabii kağıt getiriyor. Kağıt yok. Tekstil kağıtları, saman kağıtları. Evet, saman kağıtları. Şimdi var. Ben mesela bir şey çizeceğim. Kağıt yok. Ankara'dan geliyor kağıt. Falan. Abim işte alıp getiriyor sağ olsun. İşte onları okuyarak, bakarak, ederek ben de çizmeye başladım. Fakat şöyle enteresan bir şey oldu.
Benim ilk çalışmalarım ilkokul 3. sınıftayken Tercüman Çocuk Dergisi'nde yayınlandı. O zamanki önemli bir yayın organı. Ve orada da bizim Türk karikatürünün çok önemli bir ustası, rahmetli anıyorum benim ilk hocam, Semih Balcıoğlu. Uluslararası bir karikatür sanatçısıdır. Dünyada da 3 boyutlu karikatürü ilk icra eden sanatçıdır. Şimdi ben karikatürler çizdim ya, Tercüman Çocuk Dergisi de var. Orada bir sayfa var işte, çalışmalarınızı gönderin gibi. Ben zarfa koydum, gönderdim. Mail matching nerede? Tabii. Ya bu da tamamen tesadüfi bir şey. Hani bu çizilir de bir dergiye gönderilir gibi bir bilgim yok. Yani şu an ilkokul 3. sınıftaki bir çocuğu hayal edin. Bu konuda bizi yönlendiren kimse de yok. Kendi kendime yaptığım bir şey. Şimdi herkes çalışmayı gönderirsiniz, yayınlanır. Benim çalışmalar yayınlandığı gibi Semih Balcıoğlu hocam sağ olsun bana bir mektup yazmış. Bir gün bir mektup aldım. Benim işte o zaman dünyam değişti. Yani bu çalışmalara devam etmelisin gibi teşvik edici, çok güzel bir mektup. Ondan sonra hani bu işi artık bırakamadık, yapmaya başladık. Daha sonra resim, daha sonraki süreçte ortaya çıkan bir şey. Bu şekilde devam ediyoruz. O değiş patladı gitti karikatür. Evet. Resim. Ama şimdi tabii artık bu pandemiden dolayı şartlar değişti, dünya değişti, yaşam şekilleri değişti. Herkes evet. Yani hem toplumsal psikoloji anlamında hem kişisel olarak tabii bu pandemi sürecinden etkileniyoruz. Sanatla uğraşıyor olmak bu süreçte aslında bir avantaj. Çünkü sanat insanı mutlu eden bir şey. Yani deşarj oluyorsun. Tabii rahatlatan bir şey. Aslında buna toplumun da ihtiyacı var. Sizler işte buna vesile oluyorsunuz. En azından sanatsal çalışmalar gündeme geliyor, duyuruluyor, ediliyor. Yani topluma da moral verir sanat. Yapan, evet, uğraşan kişiye de moral verir. Üstadlar da iyi bilirler. Tabii artık sergiler falan olmayınca biz de paylaşımlarımızı daha çok sosyal medya üzerinden. Artık her şey sosyal medya üzerinden yapıyor. Yani sosyal medyadaki bu işlerin paylaşımını ben çok yeterli ve güzel bulmuyorum ama şimdi bir YouTube kanalı açtım ben, herhalde bahsetmekte sakınca yoktur. Yok. Yani çünkü eğitim amaçlı olduğu, tabii, için bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, hakkıuslu.com adında benim YouTube bir kanalımız var. Sayfam var o sayfamda. Eğitici olarak mı? Tabii YouTube kanalında ben şimdi tabii pandemi öncesi kurslar, dersler veriyorduk, ondan sonra bütün sosyal mecralarda her gün ortalama 20-30 belki daha fazla mesaj geliyor. Bütün sosyal mecralarda çalışmalarımızı yayınlıyoruz. Birçok gencimiz, çocuğumuz soruyordu. Hani şu nasıl yapılır, bu nasıl başlamalıyım gibi. Ben bugüne kadar bütün mesajları, resimle ilgili, sanatla ilgili bütün mesajları cevaplamaya çalıştım. Dediğim gibi dersler de veriyorduk ama artık bunlara da yetişemez olunca YouTube'da bir kanal açtım. Orada sulu boya resim dersleri vermeye çalışıyorum. Yani yaptığım çalışmaları yayınlıyorum. Çok da güzel tepkiler alıyoruz gençlerden, çocuklardan. Hakkı Uslu. Hakkı Uslu Art. Evet. Hakkı Uslu adıyla da arama yaptıklarını. Ekranlarından duyuralım bunu. Teşekkürler, sağ olun. Yani bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocam başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkürler, diliyorum. Sağ olun. Çok güzel çalışmalarınızı takip ediyoruz. Sizleri de hep yanımızda hissediyoruz. Yeri gelmiş yani unutmadan tekrar ben teşekkür ediyorum sizlere, Ege TV güzel ekibine, Adem Erdağ'ı beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim şimdi halk eğitimi hocalarımızdan bağlama hocamız var. Ahmet Özgül. Merhaba. Hocam teşekkür ederiz. Bize kırmadınız. Merkezinizi açtınız, bu güzel programı yapma imkanı sağladınız. Önce bizi tanıyalım. Ahmet Özgül, Pamukkale Üniversitesi mezunuyum, müzik öğretmenliği mezunuyum. 2013'te mezun oldum. O zamandan bu zamana elimden geldiğince bağlama dersleri vermeye çalışıyorum. Bu sene de halk eğitimdeyim. Bu sene başladınız, evet, buraya. Evet, bu sene başladım. Evet. Yani. Nasıl? Bekliyoruz herkesi halk eğitimi şu an için. Yani sayı gayet güzel. Pandemi olduğu halde. Yani sayı, evet, sayı biraz önce güzel. Tevfik hocamdan da öğrendim. Şaşırdım yani. Yine evet, güzel. Sayı güzel. Elimden geldiğince yani öğretmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
elimden geldiğince. Herkesi bekliyoruz Denizli Vallahi Halk hocam, Eğitim Merkez Efendi'ye bekliyoruz. Yani bir müzik aleti çalan insanı gerçekten ben hayran oluyorum. Bu ne olursa bir darbuka dahi olsa da. Yani hayatımda en büyük istediğim şey şu bağlamayı çalmak ama bir türlü beceremedim. Yani şu an için aslında fırsat daha fazla var. Özellikle çocuklar için. Eskiden bizim zamanımızda değil. Yani yaşım çok yok. Fakat benim zamanımda hiç kimse benim çocuğumun nasıl bir yeteneği var diye kimse üzerine düşmüyordu. Ama şöyle de bir tezatlık var. Şu an düşündüğü halde başarıda bir azalma var. Bu da veli ile birazcık veli ile alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çok fazla fırsat veriliyor aslında çocuklara. Elinde çok fazla fırsat var. Çocuklara sesleneyim buradan. Özellikle çocuklara sesleniyorum ki bu fırsatı tepmesinler. Gerçekten çalışsınlar. İleride çünkü içindeki Cafer'i dışarı çıkarsınlar. Çıkarsınlar. Kimi çocuk, yani çocuk gerçekten çok yetenekli fakat çalışmadığı için işte oyun oynamayla, tabletle, telefonla uğraşırken gerçekten en güzel zamanlarını geçiriyor. Hatta oyun bile oynasa ben kazanım daha fazla olacağını düşünüyorum. Tablet oynamaktansa. Dışarıda oynasın. Dışarıda oynasa daha paylaşmayı öğrenir. Şimdi şey diyeceğim hocam. Öğrenir. Eskiden biz çocukken annemizden, babalarımızdan gir içeri ders çalıştı yani. Kızarlardı bize. Tabii. Terlik yerdik. Biz dışarı oynaya giderdik. Şimdi çocuklar dışarı çıkaramıyorlar. Evet. Oynamaya niye? Ne yazık ki işte teknolojik bu. Teknolojik aletlerin bağımlılığı. Tablettir, telefondur. Böyle bir şeyler oluyor. Şimdi hocam bu güzel sohbetten sonra bir türkü dinleyelim. Şöyle kulaklarımızın pasını bir silelim. Thank you.
Çok hasretlik çektim bağrım ezikti. Güle güle gelir canlar Paris'i. Efendim efendim dedim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim. Ağzına, yüreğine sağlık değerli hocalarım da gerçekten çok güzel eşlik ettiler. Şimdi tabii bizim çalgılarımız bağlama işte neyi dedik ama kabak kemani de Türk halk müziğimizin önemli bir enstrümanı değil mi hocam? Evet şimdi hocam kendisi halk eğitim müdür yardımcımız. Kendiniz hobi olarak yapıp çalıyorsunuz. Sami Yıldırım. Biz sizi tanıyalım hocam. Zevki başka diyorsun. O kadar güzel ki o ilk sesi duymak, o kadar emeğin üzerine sesi duymak çok büyük bir mutluluk. Kendim böyle kendi çapımda bir şeyler çalmaya, yapmaya çalışıyorum. Yani. Şimdi Sami Hocam adı üstünde bu kabak kemani. Evet. Yani kabakta yapılıyor. Ama kabağın bir özelliği var mı? Su kabağından yapılıyor. Yani su kabağından? Su kabağı. Orantısı önemli, ölçüsü. Orantısı önemli, büyüklüğü önemli, düzgünlüğü önemli. Evet. Düşünüyor. Sen? Ben bunlar nasıl kabak kemani olur diye bakarım. Böyle gördüğüm zaman çarşıda olsun, bir yerde olsun, evde olsun alırım onu oradan. Dursun yani ileriden bir şekilde yapılır o. Ha böyle stoplayıyorsundu yani. Bulunca. Yani beğendiğimi güzel gördüğümü alırım koyarım kenara öyle beklerim. Peki bu hani kabak kemani olan kabakların bir yetişme yeri var mı? Mesela hani biraz önce neyin gargadan yapılıyor ama neredendi? Hatay. Hatay bölgesinden. Bunun tamam. Da böyle bir ili var mı? Herhangi bir şey yok. Yani suyunu iyi alacak. Hayır. Suyunu iyi alması. Hani demek istediğim şu toprağına göre mesela bir gale biberi toprağından olan bir özelliği var. O aynı gale biberini gidip de başka yere diksen o özelliği vermiyor. Evet. Hem Turan Bey'den belki evet, senden doğru. Bu bilgin Kısaca vardır. Kısaca bölükte zaten su kabağı yapıyor. Yani tabii su kabağı rahmetli bizim Ahmet Yanbaş evet. Abim vardı. Çok uğraşırdı. Evet. Ayrıca yani ağaçtan da oyma olarak yapılan kabak kemane var. Aynı sesi ayrı veriyor mu? Bu sesi veriyor. Evet. Bu kabak olacak. Yani her kabak kemanenin ayrı bir tınısı oluyor. Evet. Üzerine de kalp zarı. Ne zarı? Kalp zarı. Dananın kalbinin zarı. Ha dananın. Evet. Çünkü küçük bir şey olmaz onun elinde. Evet. Burası da kalp zarından. Evet. Böyle. Dört ve beş telli olanları oluyor. Bu dört telli, beş telli yaptıklarımız. Peki hocam bir şey diyeceğim. Yani sen bunun eğitimini aldın mı öğrenmesi yapmaya? Bunu ben çalma neyisi geçtik. İlk olarak Burhan için öğretmenim vardı. Emekli öğretmendi. Allah rahmet eylesin. Ne öğretmeniydi? İş eğitim öğretmeniydi. Evet. Emekli olduktan sonra bu Hürriyet İlkokulu'nun karşısında bir Hasyun Büyükşehir vardı. Yüncüsü vardı. Orada kendi yapar. Ayrıca Cura kaza şey yapardı, o yaptı. Evet. Orada gördüm. O da bana sağ olsun, mekanı cennet olsun, hiç esirgemedi o şeysini. Anlattı işte bu şöyle yapılır, şuradan şuraya atılır, akordu böyle yapılır diye bana gösterdi. Onun sayesinde ben de kendimi ben bunu yaparım. Evinde mi yapıyorsun? Nasıl? Evde mi yapıyorum? Evde yapıyorum. Köye gittiğim zaman köyde satını uyuyor. Köy neresi hocam? Acıbayam. Acıbayam'da belli zaten şive bizden. Vallahi bak demek öyle yapmaya çalışıyoruz.
Peki hocam bunun bağlaması olmuyor mu? Bağlama yapan öğretmenlerimiz var. Yani şey olarak perde takıp bağlama gibi buraya kapat yapan var. Yani öğretmenimiz var. Ama bu tamam kemale. Yani bağlama da Ahmet hocam var mı sizin bilginiz? Yani nasıl ses verir? Denemek lazım. Denemek ya, lazım değil mi? Ne desem? Hani bir laf vardır. Deneyip de başaramayanı değil, denemeyi bile cesaret edemeyeni yargılar. Evet. Deneyelim. Evet. Bakasın güzel olur. Evet hocam. Bu şekilde diyorsun. Çok teşekkür ederiz. Birazdan yine bir güzel bir türkü alırız inşallah. Aklıma gelmişken bir şey diyeceğim şimdi. Turan hocam. Kızılcahamam'da festivaldeyiz. Ta festivale 3 gün var. 2019'daki. He. Nedi Akartürk, Necati Saykolar geldiği festivaldi. Evet. Şimdi Hakkı hocama aradım. Telefonu açtım. Ya dedim vakıf başkanımız Osman Erli'yi bilirsin. Evet. Osman başkanım dedim. Çok dedim emeğe geçiyor. Çok koşturuyor. Ya onun bir resmin cizivesen ya dedim ben. Cizebilir misin dedim ben. Yazdım WhatsApp'tan. Saat kaçta aradın? 11 gece. Gece 11. Bak ertesi günü geleceydin galiba. Ertesi gün ben yola çıkıp festivale yetişeceğim. Akşamı evet. Başlıyor. Ya saat 11:10 dedi. Bir baktım WhatsApp'tan Osman Erli'nin cizilmiş resmi. Yani ben şok. Allah Allah. 10 dakika. 10 dakika için. Bu meğersem cizmiş, düşünmüş. Kalbimiz bir bak. Hazır yani hocam. Sonra tabii bu Osman Erli'nin haberi yok bundan. Necati ve Saykolar biliyorsun onlar da bizim denizimizin değerli bir grubu. Ve denizimizi çok güzel şekilde tanıtıyorlar her yerde. Onların resmini çizmiş. Hediye Akatürk hocamın resmini çizdi. Tabii bunlar biz o program esnasında. Ve hocamız evine asmıştı değil mi? Bir tabii Hediye Akatürk hocam Bursa'daki evinin baş köşesine astı. Fotoğrafını göndermişti evet, bize de. Çok güzel bir anıydı. Şu anda size bir sürprizimiz var canlı yayında. Değerli Ege TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adem Erdağ'ı aramıza katıldı. Başkanım hoş geldiniz. Alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Hakkı hocam ona güzel bir sürprizi var diyorum ama evet Adem Erdağ'ı başkanımızı alıyoruz yanımıza. Ege TV çalışanları olarak yönetim kurulu başkanımız Sayın Adem Erdağ'ın doğum gününü kutluyor. Nice güzel, sağlıklı, huzurlu, başarı dolu yıllar diliyoruz. İyi ki doğdun patron. Senin haberi yoktu değil mi Mahmut'un? Çok güzel, bu daha güzel oldu. Yani, bugün buraya nasip oldu. Tabii Hakkı Uslu hocam da ona güzel bir, daha önce de İzmir'deki stüdyomuza değil mi? Evet. Orayı da bir Atatürk portresi çizmişti. Bugün de buraya Deniz'deki şimdi stüdyomuza tabii, koyacağız. Çok güzel tesadüfler oldu. Öncelikle Adem Başkanım, sizler her zaman sanatın sanatçının yanındasınız. Bunu hep hissettik. Doğum gününüz olduğunu da ben öğrenince böyle bir sürpriz yapmak istedim. Evet. Dolayısıyla şöyle. Size de böyle bir mikrofon. Ayrıca Ege TV'ye de tabii çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet. Atamızın sulu boya bir tablosunu da Ege TV'ye arz etmiş olalım. Çok teşekkür hocam, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii Denizli'mizin medarı iftiharısınız. Estağfurullah. Çok Ankara'da ve ülkemizde.
Ege TV çalışanları olarak yönetim kurulu başkanımız Sayın Adem Erdağ'ın doğum gününü kutluyor. Nice güzel, sağlıklı, huzurlu, başarı dolu yıllar diliyoruz. İyi ki doğdun patron. Sizlere, katılımcılara, aynı zamanda Buarkent Belediye Başkanımız da birazdan Mehtap Hanım'ın konuğu olacak haftanın manşetinde. Sayın Başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Birazdan bu canlı yayından sonra hemen Buarkent ve Aydın'daki çalışmalar ekranlarımızda olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun. Doğum günün kutlu olsun. Nice çok mutlu, çok sağlık, sıhhatli yıllar dileriz. Çok sağ olun, bizi kırmadın, buraya geldin. Hatta İzmir'e gidecektin, gitmedin. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Patronun bu güzel doğum gününü kutladıktan sonra artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Benim aslında orada bir hediyem daha vardı. Madem gelmişken onu da takdim edeyim de. O ne? O da başkanım, ayrı bugün sürpriz. Sürpriz. Yani siz bize sürpriz yapıyorsunuz, biz size. Evet. Bakalım. Evet, arkadaşlarımız getirirlerse. Evet, bunu da şöyle size takdim edeyim. Evet, tebrik ederiz. Evet. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani inan bu sürpriz oldu bak. Bunu ötekini evet. Biliyorduk ama bunu bilmiyorduk. Evet. Osman gönlü bütünleşmiş. Vermem mikrofon benim. Evet. Şöyle koyalım. Efendim çok değerli EGT izleyenlerimiz gerçekten duygusallaştık ya bugün. Güzel bir program oldu. Merkez Efendi Halk Eğitim Merkezi'ne, çalışanlarına, sayın müdürüme hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocalarıma, Hakkı hocama. Bir gönlümce geziyorum programın daha sonuna geldik. Efendim programımızı bitirmeden evveli Ahmet Özgür. Bir duyuru yapabilir miyiz bu arada? Hemen. Tabii buyur müdürüm. Şimdi Hayat Boyu Öğrenme Haftamız var. Özellikle kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlerin sergileneceği. Bu 1 ile 7 Haziran tarihler arasında Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde 7 Haziran'da açılışımız olacak. Nasip olursa yapılan ürünlerin sergilendiği. Burada mı olacak bir durum? Bu MKM, Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde. Evet, orada olacak. Tüm kursiyerlerimizi, deniz halkımızı hem kurslarımıza bekliyoruz hem de sergimize bekliyoruz. Bir daha tarihini alabilir miyiz? 7 Haziran'da. 7 Haziran'da. Zaten biz bunu hem sosyal medyada hem diğer iletişim araçlarında duyuracağız. Ege TV'den ilk biz duyuralım. Biz duyuralım. İlkleri yine yapalım. Evet. Tüm Denizli halkımızı, kursiyerlerimizi bekliyoruz. Evet efendim. Herkesi bekliyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik ama son vermeden önce güzel bir Denizli türküsüyle programımızı kapatacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Aşınız tatlı, yuvanız kutlu, keyifleriniz kırk kat dolu olsun. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Maskemizi takalım, sağlığımıza bakalım. Allah'a ısmarladık. Denizli'nin açılıp sarmıyor yârim dolanları, bülbül gibi şakır gider dilleri olan dilleri, bülbül gibi şakır gider dilleri olan dilleri.
dalda.